Yardım faaliyetleri ve bu faaliyetlere adanmışlıklarıyla milletler arası yakın dostluklar beni çok etkiledi. <laughs> İsmim Deirdre O'Donnell Griswold. Boston'ın hemen kuzeyinde Medford'da yaşıyorum. Boston'da alt gelir grubu için sağlık sigortası hizmeti veren bir şirkette yazar olarak çalışıyorum. Kısa bir süredir oradayım. Öncesinde bölgedeki başka birkaç farklı şirket için teknik yazar olarak çalıştım. Kendimi hizmet hareketinden insanları uzun süredir tanıyor gibi hissediyorum. Arkadaşım Dorothy, hareketten bazı kişilerle iletişim halinde. Bizi şu an isimlerini hatırlayamadığım bazı kişilerle tanıştırdı. İbrahim Sayar Bey'in grup liderliğinde Türkiye'ye düzenlenen bir geziye katıldık. Tam programımızı hatırlayamıyorum ama insanların evlerinden büyük yerlerdeki iftarlara kadar birçok iftar yemeğine katıldık. Boston'da büyük bir binada iftar veren bir çift vardı. Onları 2007-2008 yılından beri tanıyorum. Türkiye seyahatinin dışında Boston Diyalog Kuruluşunda da birçok faaliyete katıldık. Barış Adaları isminden önce bu grubun adı Bastın Diyalog Kuruluşu'ydu. Daha sonra isim değiştirdi ve Barış Adaları ismini aldı. Kısacası hem Türkiye'de hem de burada Türk arkadaşlarımla çok güzel zamanlar geçirdik. Hizmet mensuplarının hepsi çok sıcak ve cana yakın insanlar. Az önce de söylediğim gibi Türkiye gezimizde tanımadığımız insanlar bile bizlere evlerini açtı. Aslında evleriyle birlikte kalplerini de açtı. Gezide birçok insanın evlerini ziyaret etme fırsatı bulduk. Ve bu benim için çok etkileyiciydi. Ayrıca birçok iş yeri ve hizmet hareketine bağlı yardım kuruluşlarını ve Türkiye'nin doğal güzelliklerini de gördük camileri ve kiliseleri gezdik. Efes Antik Kenti'ne gittik. Harika ve çok iyi planlanmış bir geziydi. Hizmet Hareketi isminden yüzeysel olarak da olsa haberdardım. Böyle bir grup insan olduğunu, mensuplarının olduğunu biliyordum. Sayın Gülen'in öğretilerini dinleyen kişilerin varlığını biliyordum. Yapılan işlerin hem Türkiye'nin hem de Müslümanların insanlara tanıtılmasında çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Yardım faaliyetlerinin tümü ve en çok da milletler arası dostluklar beni çok etkiledi. Sayın Fethullah Gülen'in eserlerinin tamamını okumadım ama okuduğum kısımlar beni etkilemeye yetti. Tabii ki eserlerin büyük kısmında eğitim vurgusu var. Ama onun dışında Bilime verilen önemin şekli de çok güzel. Çünkü Batı'da daha çok da Amerika'da bilime yapılan vurgu biraz soğuk geliyor bana. Sanki bilim ve kesin gerçeklikler her şeymiş gibi bir vurgu var. Ama Türkler arasında Sayın Gülene yakınlık duyan insanlar arasında bilime ve aynı şekilde kesin ve gerçek bilgilere vurgunun yanı sıra bunlara duyulan bir hayranlık da var. Bilime bakıp Allah'ın yarattıklarındaki güzelliği görüyorlar. Ve ben bilime en güzel yaklaşım şekli bu diye düşünüyorum. Burada bazı insanların yaptığı soğuk, sadece kesin gerçekleri ele alan bilimin eksik olduğunu hissediyorum. Bu bilim yapmak için yeterli ve iyi bir yol değil. Hizmet hareketine dair beni etkileyenlerden biri de işte budur. Hizmet hareketi İslam'ın görmeyi çok istediğimiz bir resmini sunuyor. Türkiye'ye gittiğimde İslam hakkında biraz bilgim vardı ve gördüklerimden çok etkilenmiştim. Hala da bir Hristiyan olarak dinlerimiz oldukça farklı olmasına rağmen değerlerimizin benzer olmasından çok etkileniyorum. Bence kilit nokta sayılabilecek bir konuda Türkiye'de tanıştığım tüm Müslüman Türkler beşeri merkeziyetçi. Sohbet ettiğinizde bunu görebiliyorsunuz. İnsan olarak, insan olduğunuz için size büyük bir değer veriyorlar. Grubumuzda bir Katolik de vardı. Katolik felsefeye ait bir düşünce olmamasına rağmen bazı Katolikler tarafından benimsenen insancıllık diye bir düşünce biçimi var. İnsancıllık tüm insanların eşsiz olduğunu ve insanlarla iletişime geçerken bu eşsizliği göz önüne almak gerektiğini, hatta neredeyse insanların Allah'ın bir temsili veya görüntüsü olduğunu ifade eder. Ben de Türkiye'de işte buna benzer bir duygu tecrübe ettim. Hizmete baktığımda dini bir cemaat olmasından daha fazla elini uzatıp sosyal adaleti sağlamak için faaliyetler yapacak insanların bir araya geldiği bir cemaat görüyorum. Katoliklerde de İslam'da olduğu gibi birçok farklı katolik anlayışı ve farklı kiliseler var. Bazı katolikler sadece kilisede durup ibadet etmek istiyor. Bu tabii ki güzel bir şey. Ama bence aynı zamanda dışarı çıkıp sosyal hayatta da aktif olmak ve iyi işler yapmaya çalışmak gerekiyor. Bunu kendi inancımdan bazı insanlarla hizmet hareketi arasındaki temel farklılık olarak görüyorum. Bence dinler arası diyalog faaliyetleri çok önemli. Çünkü gerçekten iyi bir toplum inşa edebilmenin yolu böyle diyaloglardan geçiyor. Birbirini tanıyan insanların sayısı arttıkça, birbirlerini insan olarak kabul ettikçe, birbirlerinin inançlarını öğrendikçe İnsanlardan uzaklaşma ihtimalleri azalıyor. Buna bir toplum inşa ederken başarılı olabilmek için çok önem veriyorum. Tüm inançlar, dinler arası diyalog faaliyetlerine önem vermeli diye düşünüyorum. Benim bakış açıma göre Müslümanları ve diğer dinleri tanımak kesinlikle zenginleştirici. Farklılıkları anlamak, çeşitliliğin değerini bilmek ve aslında özellikle değerler bakımından ne kadar ortak günümüz olduğunu görmek bence gerçekten harikulardı. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik hep İbrahimi dinler olduğu için yazılı kaynaklarda veya dinin diğer alanlarında çok şaşırtıcı benzerlikler görebiliyorsunuz. Örneğin, İslam'ın beş şartıyla benim kilisemin insanların yapmasını istediği şeyler arasında birçok benzerlik var. Bence hizmet hareketinin dünyaya çok sayıda kayda değer katkısı var. Özellikle Türkiye'de eğitim ve yardım faaliyetlerine büyük önem veriliyor bizim de orada olduğumuz dönemde büyük bir deprem oldu. Deprem zedelere yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek konusuna sıklıkla vurgu yapılıyordu. Ayrıca dünya genelinde yapılan işler de çok önemli. Ve tekrarlamam gerekirse dinler arası diyalog ve iyilik yapmaya verilen önem de çok anlamlı. Bunların yanı sıra hizmet gerçekten barışçıl şiddete eğilimli bir tarafı yok. Şiddete en küçük bir yatkınlıkları bile yok. Zaten problemleri şiddetle değil. Ancak birlikte çalışarak, birbirimizi eğiterek, birbirimizle konuşarak çözebiliriz. İnsancılıkla eğitim el ele gidiyor bence. Çünkü her birey kendini geliştirmeye ihtiyaç duyar. Eğer insanlar kendilerini geliştirme imkanı bulamazsa, dünyaya sağlayabilecekleri katkıyı sağlayamazlar. Ve bence eğitimin en önemli olduğu nokta da bu. İnsanlık olarak artık gelişmek için eğitimin kilit bir nokta olduğunu anlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi iyi bir eğitim almadan aslında olabileceğiniz kadar iyi bir insan olamayabilirsiniz. Eğitimin gelip insanları şekillendirdiğini ve dünyayı anlamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bence en önemli konu bu. Bugün kendi ülkemde gördüğüm başka bir konu daha var. Demokratik ülkelerde eğitimli olmak çok daha fazla önemli. Çünkü insanların oy kullanmayı anlamaları, kime oy verdiklerini öğrenmeleri ve ne hakkında oy kullandıklarını bilmeleri gerekiyor. Bu genel anlamda eğitimin vazifelerinden biri. Fen bilimleri ve insan bilimleri ikisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fen bilimlerinin ne kadar önemli olduğu zaten açık. Bugünkü birçok şey fen bilimlerinin çalışmalarının sonucu. İnsan bilimleri de birbirimizi anlamamıza yardımcı olması ve insanların demokrasilerde vatandaş olarak görevlerini yapmalarını sağlaması açısından çok gerekli diye düşünüyorum. İslami yardım faaliyetleri hakkında öğrendiklerimi esasen Türkiye'deyken hizmetten öğrendim. Orada gerçekten çok faal görünüyorlar. Katolik yardım kuruluşları ve gruplar da benzer şekilde başka ülkelere yardım götürmek amacıyla gidiyorlar. İnsanların inancına bakmadan, gördüğünüz, elinizin ulaşabildiği herkese yardım etmek, onların durumlarını iyileştirmeye çalışmak çok önemli. İnançlar insanlara dinlerinin pozitif değerlerini getiriyor. Bunu göz önüne alarak iyi düşünceleri, iyi fikirleri insanlara taşımalıyız diye düşünüyorum hizmet hareketi kucaklayıcı olmak konusunda çok başarılı. Sadece hoş değiller, sizi olduğunuz gibi kabul ediyorlar ve onlarla beraber olduğunuzda rahat etmenizi sağlamaya çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen bu hareketi başlatırken temelde aklında en çok eğitim vardı. Modern dünya ve uluslararası ilişkileri ön planda tutan okullar ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri yapmak en önemli hayallerinden biriydi. Thank you.